Kalp hastası yok. Yani damar genişlemesi var kalbinde. Onun için tansiyonum yüksek. 35 seneden beri tansiyon hapları hiç yok. Ama şimdi kalp doktorum dedim, bir tomografi çektirelim bakalım. Çoktan beri çektirmedik dedi. Oradan sonra dedi ki, bak dedi, akciğerinde senin dedi şey var dedi. Tümör gördüm ben dedi. Hani akciğer hasta doktoruna git dedi. Ona gittim. O da beni üniversiteye gönderdi. Üniversite doktorları da dediler, yani bunu tespit eden insan çok, yani doktor çok iyi birisi. Yani çok küçükmüş daha. Ama şey yapmalım dediler, yani hani ameliyat falan yapmayalım, tedavi edelim dediler. Bu sefer işte 3 ayda bir falan hep gittik doktorlara. Bu sefer küçülmüş biraz. Evet. Yani tedavi olmuş demek, öyle mi acaba? Yani ileriki aşamada sıkıntı olur mu? Tedavide zaten hocalarımız takip alıyor ama hocamız ne diyecek sizin anlattıklarınızdan? Birlikte dinleyelim. Çok geçmiş olsun efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça Evet. kalın. Eskişehir'e Geçmiş sevgiler. olsun. Şimdi kalp hastası ve Evet. tomografide akciğerinde bir nodül dediğimiz Evet. istenmeyen bir oluşum saptanmış. Hastanın anlatımından o şekilde Evet. anlıyoruz. Nodüllerin bir takım özellikleri var, boyutları var. Bu özellik ve boyutlara göre de doğrudan bu nodül biyopsi yapılmalı ya da 3 ay sonra tekrar bakılmalı Evet. ya da şu tedaviden sonra 1 ay sonra tekrar bakılmalı gibi bizim bir takım takip kriterlerimiz var. Eğer göğüs hastalıkları uzmanınız gördüyse ve nodül konusunda sizi belli bir takibe aldıysa eminim nodül gerçekten yok olduysa demek ki tümörle ilişkili olmalısı hemen hemen yok gibi. Enfeksiyona bağlı da olabilir. İltihaba bağlı olabilir. Birçok nedene bağlı olabilir. Ben kayboldu olarak anladım nodülüm. Kendiliğinden kaybolduysa. Kaybolur mu diye Yani sordum. kendiliğinden kaybolma olasılığı özellikle enfeksiyonlara bağlıysa, bir takım dediğim gibi inflamatuar iltihabi reaksiyonlara bağlıysa kaybolma ihtimali onların tedavisiyle olabilir. Ama tümörlerde olmaz değil. Kendi kendine regresi olan, yani kendi kendine kaybolan tümörler var. Ama çoğunda kendi kendine kaybolmaz. Takip gerektirir. Takibini kesinlikle bırakmaması gerekir. Eğer bir nodül varsa ve doktor diyorsa ki, takip eden doktor, 1 ay sonuna göreyim, mutlaka onu yaptırması gerekir. Kendiliğinden geçer. 3 kere yaptırdım bir şey çıkmadı gibi düşüncelerle takibi bırakmamak gerekir. Peki akciğer dediği için akciğerle ilgili soruların cevabı anlamında soralım. Hocam sık sık sarılık rahatsızlığı geçiren sarılık, hepatit B ve C virüsü özellikle karaciğer kanserini de tetikler mi diye gelen sorular var. Akciğerdeki lekeler ileriki aşamada bana sıkıntı verir mi diye sorular var. Şimdi hepatit B ve C'yi artık hepimiz biliyoruz. Hı. Hem karaciğer sirozunda, karaciğer kanserinde önemli etkenler olarak ama ikisinin de artık çok iyi tedavi edilebildiğini biliyoruz. İkisi de tedavi edilmediğinde kansere neden olabilir. Karaciğer kanseri başta olmak üzere. Akciğerdeki tüm nodül ya da bir takım anormal buzlu cam görüntüsü dediğimiz, sekel değişiklik dediğimiz her şey kansere neden olmaz. Özellikle neden olan bir takım işte bronşiektazik alanlar gibi kronik yara olan bölgeler neden olabilir. Ama pek çoğu eğer zaten baştan kanser değilse, örnek tüberküloz geçirmiştir, kalsifiye alan kalmıştır. Bu illa kanser olur diyemeyiz. Ama takip edildiğinde önce çok ufaktır, biyopsilenemiyordur ya da ayırt edilemiyordur, iyi huylu kötü huylu. Takip edildiğinde büyümeye başlamıştır. Mutlaka biyopsi yapılması gerekir. Ama her gördüğümüz kanserdir, her gördüğümüz lezyon da kanser öncüsüdür diyemeyiz Peki vücutta. akciğerdeki lekeler ileriki aşamada kansere dönüşür mü? İşte onu anlattım. İşte Dönüşmez. Yani hepsi dönüşmediğini. dönüşmez. Evet. Burada yine kontrol ve takip çok Evet, önemli. kesinlikle. Peki hocam, kanser olduğunda özellikle cerrahi işlem yapılacakmış diye evde konuşulan sohbetler var.
hocam hazır değilim ya da hazır olduğunda mutlaka size de soruluyordur. Hocam şimdi cerrahi işlem olacak ama devamında yayılma arttırır mı diye gelen sorular var. Cerrahi işlem aslında toparlanması anlamında belki evrelere göre yaptığınız işlem ama kişi kendinde huzursuzluk hissediyor. Evet. Şimdi kanserde cerrahi tedavi vazgeçilmezdir. Hele erken evre tedavilerde hep bunu vurguluyoruz. Akciğer kanserinde evre bir hastalıkta iyi opere edilmiş bir hastanın 5 yıllık sağ kalımı %85'in üzerindeyken opere edilmemiş evre bir akciğer kanserinde 5 yıllık sağ kalım opere edilmemiş %10'un altındadır. Onun için böyle halktan kulak dolması bilgilerle ya da internetten bir takım dedikodu vari söylemlerle kişiler çok hayatını tehlikeye atabilmektedir. Cerrahi olarak tümörün çıkarılması hemen hemen pek çok hastalıkta şifa sağlar. Şifa sağlamak ne demek? O hastalıktan tamamen kurtulmak demek. Bu nedenle bıçak değdi, yayıldı gibi bunlar tamamen vesvesedir, dedikodudur. Hiçbir bilimsel kanıtı yoktur. Bu nedenle de kesinlikle bu tarz bilgilerin internette görüldüğünde kaldırılması gerekir. Çünkü bunlar birçok hastanın gerçekten bu hastalıktan kurtulma şansını elinden almaktadır. Bizim kendi günlük pratiğimizde bile nadir olmakla beraber başımıza gelebiliyor. Bazen baştan ameliyatlık olmuyor. Çok iyi tedavi veriyorsun. Çok güzel yanıt alıyorsun. Oradan bir tane hasta yakınlarından biri diyor ki işte bilmem şöyle bir komşumuz vardı da bıçak değdi de şöyle oldu. Hastayı neredeyse ameliyattan ya da cerrahi tedavilerden geri caydırabiliyor. Evet, cerrahi yapılamayan pek çok hastada sadece kemoterapiyle biz de tedavi ediyoruz ama pek çok hasta da bu arada illa cerrahi olarak bir tarafı çıkarılmayınca şey olmuyor yani tatmin olmuyor. Tabii. Halbuki iyileştiğini düşünmüyor belki de. İyileştiğini düşünmüyor. Halbuki pek çok cerrahini çıkaramadığı kanserleri de biz testis tümörleri olsun, lenfomalar olsun, şimdi memede çok fazla meme kanserinde. Evet. Bağırsak kanserlerinde, bazen midede, ondan sonra pek çok tümörde tam yanıt alıyoruz ama hasta daima demeyelim ama böyle cerrahi olarak çıkarılınca mutlu olan bir grup hastamız da var. Yani yeri geldiğinde her tedavi yerinde kullanmak gerekir. Cerrahi tedaviler erken evrede vazgeçilmezdir. İleri evrede de örnek meme seyahı beyin metastazı var. Biz beyin metastazı olan bir hastada yıllarca yaşam beklentisi beklentimiz var. Bu hastada eğer o beyin metastazı acil sıkıntı oluşturuyorsa hemen ameliyat edilmelidir. Senin bazı bu hekimler arasında biliyor. O senin evre 4 hastalığın var, dokunmayalım. İşte 3 gün 5 gün öyle bir şey yok aslında. 2004 yılında beyin meti olup metastazektomi yapılıp halen yaşayan hastalarımız var. Onun için her tedavi her evrede mutlaka dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. İlgili yönlendirmeleri, ilgili konsültasyonları yapılması gerekmektedir. Cerrahiler bizim için çok önemli temel taşlarımızdan bir tanesidir. Bizim bildiğimiz cerrahi. Artık cerrahın ulaşamadığı bazı noktalara da radyasyon onkologları radyo cerrahi uygulamaktadır. Onların da bir şey dokunamadığı noktalarda biz sistemik tedavilerle daima desteklemekteyiz. Tedavilerimize katkıda bulunmaktayız.